Geçen dersimizde Friend 11 belgesini Illustrator'da açmaya çalıştık. Şimdi yapacağımız derste birkaç özellik daha eklediğimiz, Blend özelliği eklediğimiz Friend belgemizi Illustrator'da açacağız. Hangi formatlarda kayıt yapabiliriz? Bunların hepsi tümüyle File menüsünde Export seçeneği altında bulunmaktadır. Bu seçeneklerin her biriyle belgenizi başka bir yazılımda açmak üzere kaydedebilirsiniz. Biz bu çalışmamızda belgemizi Friend 8'de kaydetmeye başlıyoruz. Başına da FH8 ismini veriyorum. 8 ilan. Kayıt. Tekrar export seçeneğine geliyorum. Adobe Illustrator'ın 7. ve üstü sürümleri için yapalım. Buraya da 7A ismini veriyorum ki karıştırmayalım. Export seçeneğine tekrar geliyoruz. EPS dosyasını kullanacağız ama burada EPS'in TIFF preview yapalım. Hemen başına da EPS diyeyim. Zaten uzantısı yazacaktır ama uzantısı bazı bilgisayarlarda gizli olmasından dolayı karıştırmamak için başına bu uzantı isimlerini yazıyorum. Draft kalitede de bir de PDF yapalım. Evet. EPS seçeneklerden bir de Photoshop EPS'i seçiyorum. Buraya da BSD EPS ismini verdim ve bunu da kaydettim. Şimdi Illustrator'a dönüyoruz. Illustrator'da bu belgelerimizi File Open komutuyla açacağız. İlk seçeneğimiz 7A Adobe Illustrator belgesini açmak olsun. Burada bize text belgelerimizle ilgili legacy text uyarısı veriyor. Eski sürümlerin daha da düşük sürümlerde yazı alanlarının açılması noktasında Illustrator text yığınları konusunda bizleri uyarır. Text yığınları üzerine tahsil, düzeltme, seçme işlemleri yapacaksak update diyebiliriz. Bunda yazılarla ilgili özel bir çalışma yapmayacağımız için OK diyorum. Hangi renk kimini açacağımızı soruyor. Biz de CMYK seçiyoruz, OK diyoruz. Belgemiz açıldı ve bunu da sayfamıza iliştirelim. Eski sürüm kaydettiğimiz için bu belgede lens etkisi vardı. Lens etkisini şu an göremiyoruz. Lens etkisi kaybolmuş. Gördüğünüz gibi farklı bir pas insert edilmiş. Blend işlemi yine yok. Wireframe bakalım. Degrade eden her bir çizgisel noktaya dönüşmüş. Çok tehlikeli. Çok da başarılı değil. Adobe Illustrator 7 belgesiyle kaydedilen bir friend belgesi çok başarılı bir şekilde açılmadı. 8 Friend 8 formatında kaydedilmiş bir çalışma. OK diyoruz. CMYK. Görsellerle ilgili bir sorun var. Görsel bulamadı. Zaten uyarı vermişti. Ignore diyelim. Ve Friend belgemizi açalım. Burada nelerle karşı karşıyayız? Bakalım. Lens etkisi olduğu gibi kalmış durumda. Opacity. Eğer görselimiz Pass Insight yapılmamış olsaydı biz bunu kullanabilecektik. Çünkü yeri hazır. Bakın Blend işlemi sanırım burada, evet, Blend işlemi de olduğu gibi duruyor. Gördüğünüz gibi Blend aktif. Friend 11 ve Friend 9'da aktif olmuyordu. Belgemize bakalım. Buradaki belgemiz sembol özelliğini taşımıyor. Sembolleri Friend 8'de düzgün almıyor.
Degrademiz olduğu gibi geldi. Yine Illustrator'da bu tür degrade olmadığı için bunlar gelmedi ne yazık ki. Yazılarımıza bakalım. Print 8 formatın yazılarımız kendi bloklarını olduğu gibi geliyor. Burada Print 8 formatında Blend özelliğinin gelmesi ve Lens özelliğinin bozulmadan gelmesi avantaj. Ama diğer noktalarda degradeler noktasında sadece radyal ve liner degrade türü bozulmadan Illustrator'a geliyor. Diğer dosyalarımızı açalım. EPS diyoruz. Normal EPS dosyası açmıştık. EPS dosyası. Burada fontla ilgili uyarımızı verdi. Ve bakalım ne tür durumla karşı karşıyayız. Burada belgemizin özelliklerinde bakalım. Uygulanmış olan efektler ne yazık ki buraya taşınmadı. Ayrı bir nesne olarak geldiler ama taşınmadı. Blend işlemleri hepsi bozulmuş. Her bir ayrı bir nesne olarak karşımıza geldiler. Yine bu sembol nesnemiz normal vektör nesne olarak geldi. Yazılarımız ise her biri ayrı bir parça olarak karşımızda bulunuyorlar. Vektörel olarak karşımızda bulunuyorlar. Belki sadece tek avantaj buradaki gördüğünüz degrade özelliğinin gelmiş olması. Photoshop EPS olarak belgemizi açalım. CMYK olarak açıyoruz. Burada da özellikler noktasında gördüklerimiz yazılarımız yine vektörel convert edilmiş. Hangi grup yapalım? Lensimize bakalım. Evet, buradaki görselimiz noktasında da ne yazık ki saydamlık özelliği gelmemiş. Transparanlık özelliği gelmiş. Blendler bozulmuş. Yazılar convert edilmiş. Grafik nesnemiz sembol özelliğini taşımıyor. PDF seçeneğini kullanalım. Burada bu nesnemiz sembol değil. Yazılarımız text özelliğini taşıyor. Ama her biri ayrı satırda degrademiz özelliğini koruyor. Etkimiz bir yerinde yok. Passing saat yapılmış görselimiz de sorunsuz geliyor. PDF seçeneği de draft olarak kaydedilmiş. PDF seçeneği de kısmi olarak Fluent belgesinin bazı özelliklerini koruyarak getiriyor. Geçmiş dersimizde incelediğimiz en başarılı nokta Fluent 9 ve 11 belgeleriyle açmaktır. Fren 9 ve 11 belgeleri açtığımız zaman da bu belgemizin en azından lens etkisini, sembol özelliklerini koruyabiliyoruz. Lens özellikleri, sembol özellikleri korunabiliyor. Degradeler kısmı olarak geliyor. Ama burada Blend kaydetmemiştik. Blend çalışması da çok sağlıklı gelmiyor. Bu şekilde fren belgelerinizi farklı formatlarda kaydederek Illustrator programına açabilirsiniz.